Herkese selamlar ben Jin. Arkadaşlar bu videoda size meta nedir ve metanın son durumu hakkında detaylı en ince detaylarına kadar elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Ee, şöyle hemen kahramanlara geçelim. Abi ilk başta tek tek şöyle tanktır, savaşçıdır, suikastçıdır vesaire. şunları bir gözden geçirelim. Hangisinin metadaki durumu nedir diye onları anlatayım. Ee, daha sonra yapılması gerekenler ikili üçlü kompozisyonlarda neler yapmalıyız, tekli nasıl taşırız vesaire vesaire onları da en sonunda anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle meta'ya geçelim şu hero'lara geçmeden önce. Meta oyunu en ideal şekilde hani taşıyabileceğin bir sistemdir. Nasıl bir sistemdir? Bu item için geçerli, sihirdar büyüsü için geçerli, işte rün için geçerli. E, ründen kastım amblem bu arada arkadaşlar. İşte e, oyun stiliyle geçerli. Şampiyonların güçlü ve güçsüz nerf buff durumuyla geçerli. Hani Meta geniş kapsamlı bir şeydir. Sadece işte ya işte bu hero nerf yemiş. Bu metadan düştü diye bir tek metayı bununla kısıtlandıramayız. Meta bayağı geniş çaplı bir şeydir. Demek istediğim umarım anlamışsınızdır. Şöyle hemen yavaştan tanktan bir başlayalım. Hangi hero'nun hangi metada yerine şöyle bir bakalım. Belerik abi. Belerik ne? Bu arada bu video çok uzun sürerse bunu part part yüklerim. Haberiniz olsun. Baktım 1-2 saat falan sürdü part part 20'şer dakika bölerim ya da 30'şer dakika ona göre yüklerim. Belerik abi belerik nedir? Belerin metada durumu çok iyi değil. Yüksek seviyede değil. Karşıda takım oyunlarında alınıyor bu arada. Solo Q'da ve tekli şeyde alınmıyor. nasıl diyeyim? Solo Q'da ve tekli girişlerde, trio girişlerde yani üçlü girişlerde alınmıyor. Bu arada terimler hakkında da video gelecek. ben yine de belirtmeyi yapayım. kısa bir sürede yükleyeceğim takım kompozisyonunda 5'te girerken iş yapıyor. Ne gibi durumlarda iş yapıyor abi? Karşınızda Cloud gelince mesela alan hasarı veren şampiyonlar. Alice olsun, işte Feni olsun, halat atınca hani herkese o halatın patlama efekti var ya herkese sekiyor. Alan hasarı veren şampiyonlara karşı etkili belerik. Takım oyunlarında counter pickte yani karşı seçimlerde etkili bir şampiyon. Metadaki durumu çok yüksek değil, çok düşük de değil. Ama takım oyunlarında gayet iyi bir şampiyon. Haberiniz olsun şöyle Kaja'ya geçelim Kaja abi Hayabusa'ya Hayabusa karşı işte böyle Femi'ye karşı Anlık karşıdan hero tutup Çıkartmaya karşı güzel bir şampiyon Doğu olarak girdiğinizde alabilirsiniz Tekli derecelilerde tankın hiçbirini almayın Tek giriyorsunuz oyuna Tabi takıma tank lazım olacak elbet birisi tank Almak zorunda kalacak ne gibi tanklar Tercih edebilirsiniz onları da birazdan bahsedeceğim Kaja dediğim gibi Arkadaşlar meta'nın üst seviyelerinde Yüksek seviyelerinde yer alan Etkili bir tank Kendisi normalde hem destek hem tank şampiyon. Ee, dediğim gibi yüksek e, kapasitede takıma bayağı yararlı bir şampiyon. Kullanılabilirlik derecesi bayağı yüksek. Hylos dediğim gibi meta da şu anda iyi yerde değil. İlerleyen zamanlarda e, gelen güncellemelerden. Bu arada şunu da belirteyim. E, gelen güncellemeleri takip edin abi. Eğer burada anlattığım kötü seviyedeki hero'ları ilerleyen zamanlarda buff gelirse denersiniz. İlerleyen zamanlarda iyi yerlere gelebilecekler yani. Mesela şu anda Halos e, iyi seviyede değil metadı. Alınmıyor, tercih edilmiyor. iş yaptığı yerler oluyor mu? Oluyor. Solo Q'larda işte tekli girişlerde, duo'lu girişlerde, trio'lu üçlü girişlerde iş yapıyor ama hani takım oyunlarında falan o kadar iş yapan bir şampiyon değil ki diğer e, tank şampiyonların yanında. E, çok fazla şey değil. Üst sıralarda yer almıyor. Dediğim gibi arkadaşlar güncellemeleri de takip edin. Grok, Grok tank bakımından bayağı güçlü bir şampiyon, kitle kontrol emebiliyor, duvarlardan kaynaklı ilk yeteneğini kullanırken. Ama şöyle bir durum var, Grok'tan ziyade şu an Gaddot ve Minotor şu anda Meta'nın en iyileri arasında. Şu anda Meta'nın en güçlü, en iyi tankı bir Gaddot Kace, iki Minotor. Bunu da unutmamak gerek. Ama un da Meta'daki yeri çok iyi. Erken safalarda karşıyı, rakibi darlama, ormanı darlama kapasitesi çok yüksek bir şampiyon. Hani agresif oynayacaksanız off tank kasabilirsiniz. Off tank ne demek? Yarı hasar, yarı tank. Böyle bir build güzel oyunlar sergileyebilirsiniz. Tekli derecelilerde alınabilir. Üçlüde de alınabilir. Beşli de, de alınabilir. Tabi, tabi takım kompozisyonunuza uygun bir şekilde e, yaparsanız daha iyi olur. Gatot Kaca'ya gelelim abi. Gatot Kaca. Şu an metanın en güçlü şampiyonu. Hasar emebiliyor. Hasar çıkartabiliyor. Takımın önünde çok rahatça tanklayabiliyor. <laughs> E metanın en güçlü şampiyonu şu anda gatot Kaja. Bakalım ileride neler olur bilemem. Lolita. Lolita şu anda koruma bakımından e, çok yüksek kapasiteye sahip bir şampiyon ama <laughs> nasıl desem? Diğer e, Minotor ve gatot Kaja'nın yanında birazcık işlevsiz useless kalıyor. Ama ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlere gelebilir. E, gerçi ADC'lerin ve e, koruma kapasiteli iki tanklı kompozisyonlarda Lolita da tercih ediliyor. Meta'daki yeri de çok yüksek. Hani düşük değil. Yüksek seviyede. Minotaur abi Minotaur dediğim gibi aynı Galatotkaca gibi hasar biliyor Yenilemeye sahip anlık takım savaşı başlatabiliyor. Tabi karşıda bunu ile de counterlayabilirsiniz bu arada. Karşıda digi olmayınca çok rahat bir takım savaşı başlatabiliyor. Bulunduğu koridorda çok rahat ezebilen bir şampiyon. Franco. Franco'nun hasarı çok yüksek ama meta'da çok düşük bir şampiyon. Çünkü bireysel kitle kontrolü var abi. Takım alan hasarı yerine toplu kitle kontrol yerine bireysel kitle kontrolü var. Her ne kadar hasar artırılmış olsa da bu da pek bir işlev katmıyor. Akai'nin meta'daki durumu ne düşük ne yüksek ee, orta seviyede iş yapabiliyor oyunlarda. Tekli'de de, beşli'de de, üçlüde de ikili de de. ama e, diğer iki tank yüzünden yani Gatoka Cem'in yüzünden şu anda e, erken tercih edilen bir seçim değil. Yani ön planda değil. Tigreal dediğim gibi çok güzel bir buff ama meta'daki yeri leş. Leş abi şu an daha hard bir güzel bir reworkli güzel bir buff ihtiyacı var arkadaşlar Balmot'ta dediğim gibi şu anda meta da kötü yerde Hilda'da Uranus'ta aynı şekilde bunları da kısa geçeyim ki uzatmayalım çünkü e, gerek yetenekleri olsun gerek bireysel e, yetenekleri olsun gerek e, koridorda yanındaki takım arkadaşını koruma potansiyeli hasar potansiyeli ayakta kalma potansiyeli bunların hepsini göz ardı ederek ben size bunların hepsini detaylı inceleyerek size anlatıyorum bunları Johnson, Janssen Epic Liginde her ne kadar banlansa da şu anda banlanıyor mu bilmiyorum ama oyuna katkısı yapabilecek bir şampiyon. Metadaki yeri çok yüksek değil, çok düşük de değil. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Janssen normal seviyede. Tabi diğer şu iki tank, meta'dan yüksek iki tankı bu abi. Şu bir, şu da iki. Şu iki şampiyon sayesinde daha doğrusu onun yüzünden sayesinde demeyelim. Bu da geri düşmüş ve e, ön saflara çıkamayan bir e, tank şampiyon. Şöyle savaşçılara geçelim. Oldrat Meta'nın en iyi savaşçılarından biri. Çünkü bireysel stack rahatça nakas Tek başınıza koridor tutabiliyorsunuz. Onun haricinde e, takım savaşlarını yüksek hasar çıkartabiliyorsunuz. Hasar takaslayabiliyorsunuz. Tanklayabiliyorsunuz. Bayağı yüksek bir şampiyon. Hani tabi onun üzerine oynamadığınız zaman ilah oluyor yani. Çok fazla güçlü oluyor. İlahtan kastım şimdi beni yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu bir tabir. E, kötü bir niyetle söylemiyorum bunu da belirteyim Martis e, arkadaşlar Martis Meta'da çok iyi yerde aynı Aldurat gibi Aldurat'ın karşısında güçlü de olabiliyor güçsüz de olabiliyor tabi bu oynayan'a ve oyun stillerine e, oyunun gidişatına bağlı. Dediğim gibi Martis'e çok güçlü e, hasar verebiliyor hasar doçlayabiliyor e, çok rahat kaçabiliyor doçlamaktan kastım. E, çok yüksek hasar var. Gerçek hasar var. Kitle kontrolü var. Alan kitle kontrolü var. Bileysel'den ziyade. Bayağı güçlü. Jahid arkadaşlar meta da şu an orta seviyede. Ne düşük ne az. Hasar e, bu ilde çıkılınca diğer savaşçılara nazaran hasarı fazla ama e, takım savaşlarında ölebiliyor. Argus'un e, savaşçı metasındaki yeri pek iyi değil. Açıkçası komple meta da iyi değil. Şu an Argus Leş pick en düşüklerde. Rugger da aynı şekilde. Roger diye okunuyormuş ama ben Rugger diyorum. Bunu <laughs> da belirteyim. Rugger da aynı şekilde metada düşük. Hasarlar ne kadar olsa da sonuçta e, onun yerine başka bir Layla alın daha iyi abi bunun yerine. Onu ben size söyleyeyim. Lapu, -lapu şu an orta seviyede ne düşük ne yüksek. Ama e, Asya serverında şu an yüksek olarak kullanılıyor. Bizim serverımızda pek iş yapmıyor. Ben TR serverındakileri için söylüyorum. Beşli girmediğiniz sürece Lapu tercih etmeniz yanınızda bir arkadaşınız yoksa pek mantıklı olmayabilir. Şu an orta seviyede alfada ne orta diyelim ne kötü diyelim orta ile düşük arasında bir şey yüksek de değil. Kötüyle iyi demeyelim de kötüyle orta arası bir şey. Yani dediğim gibi böyle meta'nın e, meta'nın çok yükseklerini olmayan şampiyonları e, pek anlatmıyorum arkadaşlar. Bunda belirteyim şu şu meta'nın en iyi yerlerinde aynı oldrat martis gibi ama şu an Tank Hero. Tabi buna off tankta da, hasar da çıkabiliyorsunuz. Ee, nasıl diyeyim? Aradan hero çıkartabiliyor, hasar tanklayabiliyor, lane'ini ezebiliyor. Karşıda bir ADC varsa onun tamamen düşmanı. Çu tekli de de iyi, üçlü de de iyi. Hani tekli girerseniz off tank kasarsınız, full AD kasarsınız. Takım girersiniz tank kasarsınız, yanınızda ADC olur. Destek oynarsınız. Takımınızda tank olmaz, yanına bir destek alırsınız. Rafael, Digi, SS gibi ya da ne bileyim Angele gibi bunu tank olarak da kullanabilirsiniz. Çuşan çok iyi yerlerde. Freya dediğim gibi Freya çok kötü bir zaman. Nasıl diyeyim? Mu meta Freya için çok kötü bir zaman. Leş leş. Zilnok da aynı şekilde arkadaşlar. Ben şu an ne yine kötü orta seviyede bulunan bir önceki metada Allah'ın belası bir şampiyondu. Herkese tek atıyordu. Herkese böyle bir tükürüyordu o W'suyla. Yok ediyordu ama şu anda durduruldu. Şu an bozuk, ol, bozuk bir şampiyon değil ama yine de iş yapan bir şampiyon. Orta seviyede bir şampiyon. Rahatça kullanabilirsiniz. Alucard dediğim gibi Alucard'cıların gözü yaşlı. Alucard epik kostümü dalmışım ya ne bileyim. Ah be Alucard. Metadoss'tan da oynasak ama çok kötü ya. Alucard da kötü yani yapacak bir şey yok kötü. Balmont zaten tanklarda, Hilda'yı da tanklarda anlattım. Cehennem, Bekçisi, Thomas, orta seviyede. Ne yine kötü diyebiliriz. Hasarı da iyi ama... Gereken kitle kontrolleri pek iyi değil. İlerleyen zamanlarda yeteneklerini birazcık daha hasar, güçlendirmesine birazcık daha güçlendirme, tanklığına tank ve kitle kontrolüne daha iyi bir yavaşlatma eklenirse çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Rabi dediğim gibi Rabi şu an asya metasında çok iyi tercih edilen bir şampiyon ama bizim metamızda pek iş yapmıyor. Her ne kadar kızların favori şampiyonlarından biri olsa da ee, dediğim gibi yüksek liklerde, takım oyunlarında pek iş yapmıyor. Tabi oyuncu her ne kadar e, sağlam bir oyuncu olsa da elindeki şampiyonların güçlü olması da o kadar önemli. Çünkü meta e, bunu gösteriyor arkadaşlar dediğim gibi. Rabi'yi de destek olarak oynayabilirsiniz ama ne kötü ne iyi orta seviyede. Ama Rabi diğerlerine göre ortanın birazcık daha üstünde iyiye yakın bir şampiyon. Sun'u söylememe gerek var mı bilmiyorum. Sun şu an leş. Bir de e, Mobile Legends Sun'u reveklemeden önce şey demişlerdi. İşte Sun'u reveklemeden önce ne demişlerdi abi? gelmiş geçmiş en iyi Mobile Legends rework'ü en iyi değişimi sun geldiği gibi parçalayacak böyle bir slogan yapmışlardı hiçbir şey olduğu yok geçelim bakalım Selena Selena Allah'ın belası stan atan bir şampiyon ay gördüm kanser oldum bak çıldırdım lane'de zaten beni kanser ediyor yayınlardan videolardan biliyorsunuz benim hala böyle parçalıyor ya çok gıcık bir şampiyon Allah'ın belası Selena çok yüksek bu arada arkadaşlar böyle dediğime bakmayın Selena'nın yeri çok iyi eee çünkü stun atabiliyorsun, erken safhalarda oyunu bitirebiliyorsun, rakibin üzerine oyun yıkayabiliyorsun. Çok iyi arkadaşlar, Selena'nın yeri çok iyi. Gusion da aynı şekilde, Gosun ismi değiştirmişler. Gusion, mükemmel abi. Aynı şekilde Selena gibi alnı kasarı çok yüksek, orta koridorda bizim kutsu oynuyor. Bana göre oyunun en iyi Gusion'u, ona da buradan selamlar kardeşim. <laughs> Gusion, oyunun en güçlü büyücelerinden roam atabilecek şampiyonlarından birisi çok iyi. Bunun da aynı Selena gibi. Leslie Nişancı bölümünde okuruz abi. Helkürt. herkürt Allah'ın belası şampiyonu. Bu da Selena'nın böyle yürüyen, kör eden, tek atan versiyonu. Hiçbir farkı yok. Birisi koşarak böyle ileriden geliyor. Öteki de yerde sürünerek geliyor. İkisi de tek atıyor. Bu bu Allah'ın belası şampiyon var ya bana neler çektiriyor ADC'de. Ah bir bilseniz. Bu şampiyon var ya böyle ultiyi basar. Ultiyi bazar her yeri karanlık yapar. Düz vuruş yapmanız gerek adeci de yapamazsınız. Lane'de 2 level'da gelir üzerinize atlar. Skill atamazsınız. Bir de üstüne taş basar. Kaçamazsınız. Bir de üstüne W'yi bir koyar tek atar. Bu Allah'ın belası şampiyon oyunun en güçlü şampiyonlarından birisi. Aynı e, Selena gibi. Lancelot şu an metadaki yeri orta seviyede. Genelde Gusion'u kantırlamak için alınan bir şampiyon. E, erken dakikalarda ormanı diğer şampiyonlara nazaran Diğer şampiyonları kıyasla erken orman dönebilme potansiyeline sahip olduğundan dolayı öne geçebilecek bir şampiyon ama meta'daki yeri orta ile iyi arasında, çok iyi arasında bir şey kötü de değil. Lapulop'u yanlış bir anlatmıştık. Nathalie şu an yavaş yavaş ortadan ortanın üstünde arkadaşlar. Şu an çok iyiye gitmiyor yolunda. Natalie yavaş yavaş metaya giriyor. Ufak bir buff daha alırsa sanırsam eski Natalie tamamen comeback yapar. Natalie'nin yeri de çok iyi. Hayabusa şu anda orta seviyede ne iyi ne kötü diyebiliriz. Tekli solo Q oyunlarda çok iyi iş yapıyor. Trio oyunlarında, duo oyunlarında çok iyi iş yapıyor. Bu arada solo dediğim tekli, trio dediğim üçlü, ee, duo dediğim ikili demek arkadaşlar. Hani dediğim gibi arkadaşlar o oyunlarda iş yapıyor ama takım oyunlarında ee, pek iş yapmıyor. Bireysel e, lane ittirme kapasitesine sahip bir şampiyon. Dediğim gibi Fen'i şu an çok iyi ile iyi arasında iyi yani orta demeyelim. Çok iyi ile iyi arasında kalıyor. Tabi diğer şampiyonlara kıyasla lane'i geri düşürmesi eskisine nazaran daha kötü ama bu da bir Allah'ın belası bir şampiyon. Sonuçta bir sağa bir sola halat atıyorsun. Öne geçtiğim var ya parçalar karşı takımı. Bir kenara halat atar. Bir sağa halat atar. Ondan sonra ultiyi bir atar ölürsünüz. Bir de ölmez abi duvarı muvarı buklar delermeler. Bu da kanser bir şampiyon ama diğerleri bundan daha kanser olduğu için bu sefer Feni'ye fazla gömmeyeceğim. Zilong'u zaten anlatmıştık. Karina'yı anlatmama gerek yok. Epiklerin gözyaşlı abi. Büyük usallar ağlıyor şu anda. Karina dediğim gibi Karina'ya bu arada çok sağlam bir rework gelecek. Haberiniz olsun ama çok ilerleyen zamanlarda da olabilir. Belki 2 ay, belki 3 ay, belki 5 ay, belki de 1 ay. Bunu bilemezsiniz. Ee, bilmiyorum abi. Karina Leş bir şampiyon. Kolsuz 0'su denmesinin sebebi otomatik e, yetenekleri sıfırlanabiliyor ve e, free kill toplayabilen bir şampiyon. Meta'daki yeri de leş. Leş. Saber şu an orta seviyede sağlam bir buff geldi ama hem destek olarak kullanabilirsiniz, hem agresif roam olarak kullanılabilirsiniz. Saber ile adamı atladığınızda teklemeniz lazım. Eğer o adam ölmezse. E, çünkü oyunda şu anda sürekli hasar veren şampiyonlar e, burst damage yani anlık hasar veren şampiyonlara nazaran daha ön planda ve Selena gibi, Gosin gibi, işte Feni Erkürt gibi hem anlık hasar hem de sürekli hasar veren şampiyonlar olduğu için Saber kahramanımız da yani Meta'da orta seviyede kalıyor. Normalde bana göre yüksek seviyelerde bir şampiyon ama Meta Saber'ı gömüyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Büyücülere geçelim. Selena'yı anlattık. Valir. Valir leş. Leş. Hasarı güzel. Oyunu çok iyi defliyor. Ee, itlemesi, kitle kontrolü muazzam ama stun'ı yok. E, mekaniği yok. Bu oyunda mekaniği olan şampiyonlar, uçan zıplayan şampiyonlar ya da böyle hızlandırması olan şampiyonlar ön plana çıktığından dolayı Valir'in durumu vahim. Zevk'e bir buff gelecekmiş. şu anda geldi mi bilmiyorum. O buff gelse de Zevk'den bir şey olmaz abi. Odette da aynı şekilde Odette da leş bir şampiyon. Ee, i̇lerleyen zamanlarda kitle kontrol ya da rework yerler mi bilmiyorum. O zaman şey yaparlar. Bu anlatım şampiyonları düşük ligde çok iyi oynayan, iyi işler başaran arkadaşlar olabilir. Benim bulunduğum seviyede bu hero'lar iş yapmıyor ve metada yeri iyi değil. Karşınıza bilen bir oyuncu gelirse sizi bu hero'larla oynatmaz. E, demek istediğim bu. Her ne kadar kanser bir şampiyonlar olsa da karşısını çok iyi darlayan, güzel hasar çıkartan şampiyonlar olsa da bu oyun mob oyunu olduğu için karşınızdaki hero'yu outplay edebilirsiniz. Oyun ile onun önde olduğu dakikayı geride bırakarak oyunu sona taşıyabilirsiniz. Her türlü counterlayabilirsiniz. Zaten başta da counter'dan anlatmak istediğim buydu. Harley'in durumu şu an çok iyi. Ee, çok iyi ile iyi arasında bir şey. Ama e, oyunun erken safhalarında bot lane'e top lane'e böyle gank atarak öne geçti mi çok iyi oluyor. Eğer attığınız ganklerde başarısız olursanız iyi ile orta seviyeli bir şey oluyor. Ama bu da Allah'ın belası bir şampiyon. Bir ulti atıyor abi. Bütün takım size bir fokuslanıyor. Ulti atsın yeter ya. Ulti atsın öldünüz abi. Kendisinin vurmasına bile gerek yok. Arada size gelen hasarlardan dolayı patlıyor. <laughs> yani... De... Cyclops şu anda orta seviyede. Eskiden kolsuzdu. Herkese tek atıyordu. Çünkü topları öyle bir vuruyordu ki, öyle bir vuruyordu ki ama şu an Cyclops hala iş yapıyor. Hala kolay lig atlatan bir şampiyon. Şu an Gordla aynı seviyede bir şampiyon bana kalırsa. Gord'un yeri de çok iyi. Gord'un yeri de çok iyi ama e, diğer şampiyonlar onu gölgede bırakıyor. Hard maçlarda pek iş yapmıyor. Avrupa'da düş genelde Avrupa'da seçilen bir şampiyon Cyclops ve Gord düşük liglerinde de, yüksek liglerinde de alınıyor ama e, biz onlarla denedik. Çok denedik. Çok geri kalıyor bu şampiyonlar. Eudora dediğim gibi bir zamanın tek atan şampiyonu. Hala tek atıyor mu bilmiyorum ama öne geçince atıyor. Diğer şampiyonların mekanikleri, tek atmaları, sürekli hasarları, engellemeleri Eudora'yı gölgede bıraktı. Eudora, Eudoracıların da göz yaşlı. Eudora şu an ortayla kötü arası gibi bir şey. Nana, Nana en sevdiğim şampiyonlardan birisi ama her ne kadar kanser olsa da, kitle kontrolü olsa da, öne geçince hasar potansiyeline sahip olsa da, hiçbir iş yapmıyor. Çünkü mekaniği yok abi. Alice Allah'ın belası Alice. Bak gördüm gözlerim kanadı. Bak ekrana bakasım gelmiyor. Alice var ya o kadar kanser bir şampiyon ki. Ya bu Allah'ın belası şampiyon tamam mı? Böyle geliyor açıyor size Q'yu. Lane'de pat 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 hiç durmadan vuruyor abi. Böyle pat 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 vuruyor. Bir de bu 4 level oluyor arkadaşlar. Aman hadi bunu kesene helal olsun. Atıyor küyü aranızda zıplıyor. Ultiyi basıyor. Siz buna istediğiniz kadar vurun. Bu Allah'ın belası şampiyon ölmüyor ya. Ölmüyor. Leş karakter. O kadar gıcıma gidiyor ki bu şampiyon. Bunun acilen nerf yemesi gerek. Bir de buna buff getirdiler ya. Hiç yetenek istemez mi bir şampiyon ya? Bir şampiyon hiç mi yetenek istemez? Bak şurada vexanna Faşa bile yetenek istiyor. Şu Alice istemiyor abi. Çünkü ulti açıyorsun. Yanında kim varsa can çalıyorsun. Sen e, o adama tıklayıp skill basmana gerek yok. Sadece ultiye basıyorsun. Yanındaki adamlardan can çalıyorsun. Baktın ölüyorsun. Q'yu basıyorsun. Bir daha kaçıyorsun. Bir de bunun W'su var. Yavaşlatması. Adamları olduğun yere kilitliyor. Ya ne saçma bir şampiyon ya. Çok iyi bu arada arkadaşlar. Böyle dediğime gömdüğüme bakmayın. Ben sistem ediyorum birazcık. Kendimi rahatlatayım ya. Çok iyi arkadaşlar ya. Alice'i kullanın. Tekli'de de kullanın. Beşli'de de kullanın. Üçlü'de de kullanın. Allah'ın belası şampiyon. Benim karşımda kullanmayın lütfen. Aurora. Aurora kitle kontrolü. Çok iyi bir şampiyon. Ama Hanlı Kasar da çok iyi bir şampiyon ama Meta da şu an orta seviyede iş yapıyor. Orta liglerde Epic'te efsanede iş yapıyor. Şanlı efsanede hard maçlarda free kill gibi bir şey. Ee, bunu ben bizim en iyi fene oyuncularından Zeus Paroni'yi sonradan dahi duydum. Aurora normalde fene oyuncularını zorlar bilirsiniz ama ben onlara sordum abi bana dediler ki Aurora yani bizim için free kill. Free kill yani. Her ne kadar buzu da olsa. Sen o buzla o feni kesemezsen sana iki alat atar sana tek atar. Natalie gelir üzerine atlar tek atar. E, Claude gelir sana uzakta, uzaktan pıt pıt vurur. Sen onu kesemezsen ADC gelir seni hiç vurur. Çünkü bu hero'nun bir mekaniği yok. Anlık hasar şampiyonu. Bu oyunda da Grok gibi kitle kontrol yemeyen, tank gibi diğer tanklar gibi ölmeyen, hasar veren, Lunox gibi Allah'ın belası şampiyonlar olduğundan dolayı Aurora'da şu an orta seviyede. Lunox, Lunox'a Alice... Bak buna sistem ed edesim hiç gelmedi ya. Bu, bu hero var ya o kadar gıcık bir şampiyon ki. Yine. Nerf yedi yine vuruyor. İleriye zıplıyor böyle pıt pıt vuruyor. Buna genk atıyorsunuz. Alice'in aynısı ya. Alice gibi kolsuz bir şampiyon. İleriye atlıyor. Pıt 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 böyle var ya. Bir menzili var. Böyle var ya şey gibi. Ee, Işitlilerin attığı bomba gibi. Hani bunu espri olsun diye söylemiyorum. Cidden öyle abi ya. Öyle bir fırlatıyor ki o şeyleri. O topları öyle bir fırlatıyor ki. ADC'yim ben. Ben ADC oynuyorum. Menzilli şampiyon oynuyorum. Benim vuruş alanımdan daha yüksek. Ve öyle bir hasar çıkarıyor ki Allah'ın belası şampiyon. Bir de buna gank atmak var ya. Bunu koridorda geri düşürmek o kadar zor ki. Hani anlatamam abi. Tam buna gank atarsınız. Tam böyle kafasına vuracaksınız. Yerin dibine giriyor. Vuramıyorsunuz şampiyonu. Sarı oluyor böyle dönüyor yerin dibinde. Bu şampiyon da Allah'ın belası çok güçlü şampiyon. Bunu kullanın. Cank Ay ne kadar tatlı şampiyon ya. Çok çok oynaması da hoşuma giden bir şampiyon ama. Mekanik olmadığından dolayı meta da şu an çok kötü bir pozisyonda. Faja da aynı şekilde kötü bir pozisyonda. Vexen'la, Vexen'la hasarı çok yüksek. Yanında çıkardığı kulon çok yüksek hasar verebiliyor. W adamın kafasına atınca çok iyi hasar verebiliyorsunuz. Şanlı efsane efsane liginde hele ki Avrupa'da çok seçiliyor. Ama diğer şampiyonlar bunu da gölgede bırakıyor. Kagura Kagura şu anda midde oynanmasından ziyade ormanlar çok güçlü. Kagura'yı şu an lane'de ADC niyetini oynayacaksanız güçlü, güçlü bir şampiyon. Çok iyi değil, iyi diyelim. Karşıyı sürekli darlarsınız. Kesemezseniz bitti abi. Kagura ile kill mı, öne geçemediniz mi? Karşının kulesini düşürüp, oyunu mide yıkıp ya da ne bileyim adamları sürekli darlamadınız mı? Bu şampiyonla da hiçbir şey yapamazsınız. İşte ben def yapayım da kazanayım mantığına hiç girmeyin. O Kagura artık yok. Nişancıya gelelim abi. İşte burası benim klasmanım. <laughs> şuraya bakın ya. Şuraya girdim böyle bir içim şey oldu. Ferahladı ya. Yemin ediyorum içim ferahladı. Şimdi Cloud. Kulübut çok güçlü. Bunu bilen adam da tabi burada içimi karartan bazı şeyler de var. Bilen adam da oynar bunu. Bilmeyen adam da oynar. Niye? Hero'nun mekaniği var. Anlık hasarı var. Çünkü anlık hasardan kastım. Sürekli anlık hasarı var. Ultiyi bir asıyorsunuz. 5 kişi ölüyor. Bir de buna kalkan alıyoruz. Herkes alır bilirsiniz. Kalkanı basarsınız da ölmez. Natalie buna atlar kesemez. Yani tabi biz bunu karşımıza gelince düşürebiliyoruz. Ben bunu counterlayabiliyorum bazı adicelerle ama Allah'ın belası şampiyonu o kadar güçlü ki. Yani Allah'ın belası dememin sebebi benim sevdiğim bir ADC. Ben bu ADC ile normalde global bir e kasıyorum. Daha doğrusu kasmaya çalışıyorum. Herkes oynadığından dolayı kasamıyorum. Ve çok güçlü olduğundan dolayı sürekli banmıyor. Şu an oyunun en güçlü şampiyonlarından birisi. Bu arada e, bunları da tamamladıktan sonra oyunun en güçlü şampiyonlarını şöyle ufaktan hatırlatma olarak geçeceğim. Cloud, Cloud Allah'ın belası şampiyon çok güçlü. Artık nerf yese de oynayabilsem rahatçana. Ban yemese, maçlarda kalsa bir Ay Hanabi. Global 1'e kasıyorum. Bu Euro'da yakında Global 1 olacağım. Haberiniz olsun. bir şu anda metada iyi değil ama bunu metaya sokacağım abi. Görürsünüz. Yakında çok iş yapacak. Hana ee, Hanabi'nin tek eksik yanı şey olmaması abi. E, mekaniği olmaması. Uçamıyor. Zıplayamıyor. Ama kitle kontrollerden pasifi yüzünden kurtulabiliyor. Feni'ye karşı iş yapamıyor. Gro karşı karşınızda bilek, bilen Grok varsa iş yapamıyor. Diğer şampiyonlara karşı çok güçlü Lesley. Lesley her ne kadar metoda olmasa da ben bu şampiyonla Claude'u birçok kez dövdüm. Hatta Lesley aldığım her maçta karşıma Claude geldi ve her seferinde gerek farklı koridora gitsin gerek kendi koridoruma gelsin Claude'ları paramparça ettim abi. Tabi bu benim kendi oynadığım da olabilir ama bilmiyorum. Lesley benim için hala en sevdiğim ADC ve öyle kalacak yani çünkü oynaması o kadar zevkli, o kadar hızlı bir, o kadar anlık hasar verebilen bir şampiyon ki. Ama şu anda e, meta'daki yeri çok iyi değil. İyi, orta da demeyelim. Benim için iyi ama sizin için kötü olabilir. Bu için böyle bir kıyaslama yapalım. Iritel şu anda metada yani Lesley gibi ama Lesley'den bir tık önde çünkü hard bir buff yedi. E, İritel de kullanabilirsiniz. Bu arada nişancıların hepsini solo kiyolarda kullanabilirsiniz. Az önce diğer hero'lardan bahsettim de. Bunların hepsini solo kiyoda kullanabilirsiniz. Layla bile kullanın. Iritel abi. Iritel güçlü bir şampiyon. Kullanın ama karşınızda Feni gibi e, sizi darlayacak bir şampiyon varsa, Lunox gibi bir şampiyon varsa kullanmayın. Diğerlerine karşı güçlü. Flywheel. Flywheel, bu ilde değişti Flywheel'ın. Yayınlarda, videolarda anlatıyorum. Artık eskisi gibi, kolsuz gibi tek atamıyor ama Atak Speed bu iline e, kasınca güçlü bir şampiyon. Tabi Flywheel'a şey yapın abi bak. E, karşıda çok tank varsa alın. Flywheel tanklara karşı güçlü bir şampiyon. Bunu da unutmayın. Roger'ı söyledim. Roger güçlü bir ADC ama yani Ledger Layla alın abi yani. Layla, de, Layla alın dediğime bakmayın. Layla bu arada oyunun en güçlü ADC'si. Onu da birazdan açıklayacağım. Moskov. Stun'ı var. Feni'yi oyundan bezdirebiliyor. Feni'ye karşı güçlü bir tercih. Ama karşısına Grok gelince. Natali gelince. Alice gelince hiçbir şey yapamıyor bu şampiyon. Bunun sebebi range'i yok abi. Her ne kadar Q'su da olsa, mekaniği de olsa. Stun'ı da olsa. Ultisindeki ufak bir burst damage'i de olsa. Moskov meta'da şu an orta seviyede bir ADC. Yüksek seviyede değil abi. Ee, çünkü Hiro'nun range'i çok düşük. Umarım Moskova ileride birazcık daha range gelir. Tek eksiği range. Hasar, potansiyeli şu an fena değil. Yusun San, şu an ultisi hala iş yapıyor mu? Bilmiyorum. Birkaç kez denedim. Peki iş yaptığını söyleyemem. Bunun sebebi iş yapıyor. Tabii iş yapıyor ama diğer adicelere kıyaslarsak Yusun San şu an kötü durumda. Oku eski haline dönerse o oku geliyordunuz bir koyuyordunuz adamın çeyrek canı gidiyordu ya. Onun eski haline dönmesi gerek abi. Çünkü Yusun San Burada en düşük e, düz vuruşa basic hata sahip bir şampiyon. E, yani en düşük Roger'dan bile Bruno'dan dahi düz vuruşu az bir şampiyon. Late'de en az vuran, en az düz vuruş yapan bir şampiyon. Tabi e, yakınına girince en çok düz vuruş yapan şampiyon da bu. Hani onu da unutmayın. Kılıçla vuruyor ya iki katı bir buçuk katı civarında bir şey vuruyor. E yakınına girdin mi ADC'de olmuyorsun yani. Öyle bir mantıkta güçlü olsaydı Ragger oyunun kralı olurdu. Layla Layla oyunun en güçlü ADC'si. Şimdi böyle diyecek, diyeceğim. Ya diyeceksiniz ne alaka Layla kullanılmıyor tek yiyor free kill falan. Layla cidden oyunun en güçlü ADC'si. Birebir de hani alamayacağı ADC yok abi. Hani cidden alamayacağı ADC yok. Karşı karşıya geldiğinde. Ve anlık hasarda da oyunun en güçlü ADC'si. Çünkü ultiyi bir koyuyorsunuz patlatıyor. Ama Layla'nın Range'i de çok iyi bak. Range'i de, atak speed'i de, hasarı da çok iyi ama... Layla'nın tek kusurlu yanı... ...mekaniği olmaması. Uçan zıplayan bir yeteneği olmaması. Bak, Mobile Legends yetkilileri... ...eğer biriniz beni dinliyorsanız... ...şu Layla'nın ikinci yeteneğini zıpladıktan sonra... ...bomba atsın abi. O bombayı direkt mal gibi atmasın. Zıplasın, eski Clint gibi farz edin. Zıpladıktan sonra atsın ki... ...şu hero'yu da meta'ya sokun abi. Şu hero'yu çıkartmışsınız, bak. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 6 tane kostümü var. Şu hero'nun 6 tane kostümü var ama leş ya leş. Şu hero'yu bir görün ya. Görün ya. Layla şu an çöp durumda ama oyundan güçlü adecesi. Clint. Clint şu an orta seviyede. Ee, anlık hasarı yüksek bir şampiyon. Ama e, mekanik bakımından çok iyi denilemez. Orta seviyede mekaniği. Bir tek W'su ile kaçabiliyorsunuz. Tabi flash tercihi yaparsanız karşınızda Natalie varsa sizi oyundan bezdirebilir. Grock'a karşı çok güçlü çünkü anlık hasar verebiliyorsunuz tabi o Grog hasar kasar ve e, sizlerin de geriye düşürürse Hep Grog'dan anlatmamın e, sebebi Grog adc'ye karşı en güçlü tank bu metada o yüzden anlatıyorum arkadaşlar e, Grog'a karşı güçlü ne bileyim bütün tanklara karşı güçlü Minotaur'a karşı güçlü mesafesinden Minotaur ultisine atarken Gotoh ultisine atarken mesafenizi kullanıp o ileriye doğru fırlattığınız ağı kullanıp kendinizi geriye doğru itletip kaçabiliyorsunuz. Anlık hasarı da yüksek. Ama birazcık daha buff yemesi gerek. Yani şu anki aldığı buff da yetmedi. O yüzden etmeyin abi. Tercih etmeyin. Bruno. Oo oh Bruno. Oyunun oyunun var ya en çok crit vuran adc'si. Şimdi bunun neye göre diyorum. Bu arada bir su içeyim. Kaç dakikadır aralıksız konuşuyorum ben ya. Bir de bundan sonra yayın yapacağım. Gerçi bu videoyu yayın yaptıktan sonra yüklemiş olacağım da. Abi Bruno oyunun en yüksek crit vuran adc'si. Bunun sebebi pasifinden kaynaklanıyor. pasif crit vurdu tutturuyor. Crit hasarları daha çok e, efekt sağlıyor. Ve oyunun en yüksek e, mekaniğine sahip şampiyon adc'si. Nasıl? E, Q'yu atıyorsunuz. Yani ilk yeteneğini. Topu atıyorsunuz. W o yeteneği aldıktan sonra sıfırlanıyor bütün yeteneğiniz. Q ve W'nuz. Ama Bruno'ya nerf geldi. Nerf ne alaka? Zaten hero diğer şampiyonlara nazaran çok iyi pozisyonda değil. Zaten öfkeyle vuruyor. Bu arada burun oynayan arkadaşlar günahkar kılıcı, cehennem kılıcı kesin alsınlar. Burun oynayan arkadaşların en büyük hatası bu. Ben çoğu burun oynayan insanlara baktım, analiz ettim. Günahkar kılıcı almıyorlar. Bu hero günahkar kılıcı almadınız mı? Bu hero çöp. Kritik artı günahkar yapacaksınız bu hero'ya. Geri kalanına atak bit kasacaksınız. Küçükliklerdeki arkadaşlar bunun içine can çalmada ekleyebilir. Bu hero'ya buff lazım. Şu anda güçlü. Çok iyi değil orta seviyede ama buff lazım. Mia. Bu da Layla gibi. Sezon 1'in sezon 1'in en güçlü ADC'si. Hmm, zamanında ne güçlüydü be. Oyunu mahvederdi. Bakın kaç kostüm varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kostümü var. Bak 7 kostüm. Legend'ı var. Special'ı var. Star'ı var. Epi var. Elite'i var. Ama ama bu Euro Meta'da tercih edilmeyen en düşük ADC'lerden birisi. Büyük Kutsal Ligi'nde falan tercih ediliyor. Niye? hani oradaki oyuncular pek oynamayı iyi bilmiyor. Ve düz vuruş kaynaklı olduğundan dolayı kolay can çalıyor. Üst liglerde de oynayınca bu adamlar üst lige çıktığında da bu hero'dan soğuyorlar. Bu Euro'ya bu kadar kostüm çıkarıyorsan şu Euro'yu metanın üzerinde iyi yerlere getirmeniz lazım Mobile Legends. Hani yetkililerine sesleniyorum bak buradan beni duyuyorlarsa. Yani şunu bir reworkleyin abi. Lodeki eşe benzetin. Tamam telif yediniz anladık da. Kendiniz yaratıcı olun. Bir şey yapın abi şunu. O kadar kostüm çıkartmışsınız. Hero yükseklikte iş yapmıyor. Hani bunları neye dayanarak söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben günde en az 40 maç ADC oynuyorum. Ya en aşağı 30 maç atıyorum. Bazen 50 maç, bazen 30 maç, bazen 25 maç. Yani biliyorum ADC'nin A'sından tut Z'sine kadar biliyorum. Dediğim gibi bu Hiroya rework şart. İlk yeteneğinin değişmesi, ilk yeteneğine böyle bir range katılması, ikinci yeteneğinin kesinlikle değişmesi, ultisinin kesinlikle değişip karşı kitle kontrol verebilecek bir şampiyon olması, mekanik ekleyebilirsiniz. Hani bu şampiyon öbür şart bu şampiyon çok e, düşüklerde tercih edilse de üstliklerde çok bir şampiyon Destekleri geçelim Kaçıyı anlattık angeli şu an orta seviyede demeyelim ortanın üstünde iyi seviyede e, takımımızdaki aulrat gibi feni gibi hayabusa gibi tekli lane tutacak şampiyonlarla aynı lane'e gittikten sonra 4 level'dan sonra o şampiyonları e, lane'e tek bırakabilecek bir şampiyon şampiyon şampuan ne abi Şampiyon, ee, onu böyle tercih edebilirsiniz. ADC korumak için de ter, e, tercih edebilirsiniz. Feni de suikastları korumak için de tercih edebilirsiniz. Şu an çok iyinin altında. Ee, Lolita'yı anlattım abi. Minotor çok çok iyi. Bunu anlattım. Bu da destek tank olarak geçiyor. Rafael de şu an çok iyi. Ee, Nana'yı anlattım. Digi de şu an çok iyi. Estes şu an çöp, 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 çöp. Estes şu an çöp. Aynı Nana'da olduğu gibi. Şu an ee, bunları da kısa geçeyim abi. Şöyle tümünden başlayalım. Hangi şampiyonlar? E, kullanıl, bu meta hangi şampiyonları kullanmanız gerek? Tanktan başlıyorum. Gatot Kaca, Minator. Çok zorlanırsanız e, Kaja Grok Akai. Kaja'yı hiç söylemeyeyim. Kaja şey. Destek şampiyon. Belirik de aynı şekilde. Minotaur Gatot Kaja arkadaşlar bakın. En güçlü bu. Savaşçıya geçelim. Olrat. Martis. Chu. Bu kadar. Bu üçü. En güçlüsü bu. Oldrat, right, Martis, Chu. Suikasta geçelim. Selena, Gusion, Herkürt. Ee, en güçlerini söylüyorum. Oynayabiliyorsanız Fanny Lancelot. oynayabiliyorsanız Selena bir de Nata da geçerli bu arada oynayabiliyorsanız. Selena, Gusion, Herkürt bu abi. En güçleri bunlar. Oynayabiliyorsanız Natali, Feni, Lancelot. Hayır da bireyselde. Büyücüye geçelim. Aynı şekilde Selena, Gusion, Harley, oynayabiliyorsanız, eğer iyi gank atabiliyorsanız. Alice, oynamanıza gerek yok. Skill'lere rastgele basın adamı kesersiniz. Lunox da aynı şekilde. Skill'lere rastgele basın adamı kesersiniz. Nişancı. Claude, oynamanıza gerek yok. Oynamayı bilmeseniz de karşıyı zaten her türlü ezersiniz. Karşının, ee, yani nasıl diyeyim, sizi ezmesi için sizin çok kötü bir oyuncu olmanız lazım. Ya da karşının çok iyi bir oyuncu olması lazım. Hanabi, oynayabiliyorsanız meta'nın en iyi şampiyonlarından birisi. ADC bakımından. Tabi bu anlattım size bunun kantarını. Grok ve Feni'ye karşı seçmeyin. Lefle oynayabiliyorsanız en iyisi. İritel en iyisi. Burada Roger ve Mia Artılda ile Yusunsan hariç geri kalanı oynayabiliyorsanız hepsi en iyisi abi. Ama burada en iyi Claude Şu an tanklara karşı Flyable. Ondan sonra abi. Diğerleri dediğim gibi destek oynayabiliyorsanız hani bunu oyna, oynayabiliyorsanız Kaja. Şimdi neden oynayabiliyorsunuz Derseniz bazı şampiyonlar aşırı yetenek istiyor, bazıları isteyemiyor. Mesela Alice istemiyor, Harley istiyor. Onun gibi. Harley'nin uç istenene kadar kolsuz bir şey de olsa sonuçta Ruham yeteneği isteyen bir şampiyon. Ee, karşı takımı tek başınıza kesemiyorsunuz mesela. Ee, Kaja, oynayabiliyorsunuz çok iyi. Angela oynamanıza gerek yok. Hani bunu oynamayı bilmeyen herkes iş yapabilir bu şampiyonla. Lolita da oynamayı biliyorsanız iyi şampiyon. Minotaur oynamanızı bilmenize gerek yok. Çok güçlü şampiyon. Rafael oynamayı bilmenize gerek yok. Çok güçlü bir şampiyon. Digi oynamayı bilmenize kesinlikle gerek yok ama şu şampiyonu oynarken ikinci yeteneği dahi attıktan sonra üzerine bomba atmaya aciz insanlar gördüm. Cidden gördüm. Bu seviyede oyuncuysanız zaten digiyi oynamayın. Gidin Rafael oynayın, Estes oynayın abi. Bu arada size söylemiyorum. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Estes oynamayın, Nano oynamayın. Meta'nın durumu bu. E, ee, i̇leride takım kompozisyonu. işte çok, video çok uzun sürdü arkadaşlar. Kapatmam gerek. Takım kompozisyonu, oyunun gidişatı vesaire hakkında da video isterseniz Metanın daha detaylı kısımlarına da inerim Şimdilik bu kadar size anlatayım dedim Bilmeyen arkadaşlar da öğrensin dedim Yavaştan ben de yayına geçiyorum Videoyu da kapatıyorum Ay ne konuştum be abi Şu videoya güzel bir beğeni gelsin abi ya Kendinize iyi bakın arkadaşlar Herkese iyi günler